Magazinciler ne ister? Aşk ister, meşk ister, skandal ister. Skandal ister ama öncelikle bence aşk ister. Aşk ister. Konumuz efendim aşk olunca da konuğumuz da tabii ki de aşkım kapışmak olur. Aşkımcım evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşk dolu bir gün olsun. Evet. Yani öyle zaten. Öyle mi? Kasım'da tamam. Aşk başkadır derler. Ha, gerçekten bakıyoruz öyle bir şey. Kasım film vardı öyle doğru, bir tane. Sonu hüzünlü bitiyordu. Charlize Theron, Kenny Revis oynuyordu. Mutlu olsunlar. Bakalım burada nasıl olacak? Gerçekten bakıyoruz şu önümüzdeki listeye. Kimler kimlerle birlikte diyeceğiz. Ve hemen sizlere de soralım. Hangi çifti birbirine çok yakıştırdınız ve bu ilişkinin ömrü uzun olur diyorsunuz ve aşklara göz atalım. Magazin dünyasında aşk bacayı sardı. Burak Boz gönlünü kime kaptırdı? Cem Yılmaz hangi ünlü oyuncuya aşık oldu? Ama aşk hayatını katıldım. Merak aşk hayatım yok. Şu anda hayatım bekliyor. Bakayım yok, üzerimde yok. Sağlıyor. Uras Kaygılaroğlu kiminle birlikte? Demi sarsacak aşkların kahramanlarını ikinci sayfa açıklıyor. Genç sevgilisi Rüya Demirbulut'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Cem Yılmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı. Bu kez set aşkı daha film bile yayınlanmadan gerçek oldu. Şükrü Özyıldız yeni bir aşkı erken açmadı ama gizlediği aşkı yeni ortaya çıktı. Özyıldız'la meslektaşı Büşra Cebe bir süredir gizli gizli aşk yaşıyordu ama ünlü çift geçtiğimiz günlerde kol kola ilk kez görüntülenince gizli aşkı ortaya çıktı. İddiaya göre Ayça Ayşin Turan gönlünü Murat Boz'a kaptırdı. Ünlü ikili 10 gün önce yeni bir ilişkiye adım attı. Ancak birbirlerini tanıma aşamasını gözlerden uzak yaşamak istediler. Kulaktan kulağa dolaşan bir başka aşk haberi var sırada. Bu da akışı olan bir yıllık evliliğini sonlandıran Zeynep Bastık. İddiaya göre Uras Kaygılaroğlu'yla aşk yaşamaya başladı. Bir de bu işin uzmanı konuşacak yakıştırdıkları var. Yakıştırdıkları. Evet. Güzel. Hangisinden hangi başlayacağız? Hangi çifti beğendin? Hangisiyle başlayalım? En sürpriziyle başlayalım çünkü Alp Navruz'dan kısa bir süre önce ayrıldı. Çok yeni, daha bir ay bile olmadı onlar ayrılalı. Evet. Öyle Ayça mi? Ayşin Turan, Murat Boz'la bir davette tanışıyorlar, yakınlaşıyorlar. 10 gündür de beraberlermiş, gözlerden uzak aşk yaşıyorlar. Aslında onların tanışmaları daha önce geçen yıla dayanıyor. Evet. O Ses Türkiye yarışmasında Ayça öyle bir performans sergiliyor ki Murat ona hayran bakıyor. Hatta hani derler ya evrene ne mesaj gönderirsen olurmuş. O dönem hayranları onları birbirlerine o kadar ya, çok yakıştırıyor aynen. ki videolar hazırlıyorlar. Şu bakışlardan aşk da olsun, aşk da olsun diye ve biz bugün onların aşk haberlerini konuşuyoruz. O Ses Türkiye'yi de bir izleyelim. Evet. Bir de bu arada bir filmin kadrosu için Murat Boz'a senin partnerinin kim olmasını istiyorsun? Hep böyle başrol erkek oyunculara soruyor ya da tartışma konusu o da. Murat Boz hayranlarından da gelen yoğun ilgi sonrasında bir Ayça Ayşin Turan'ı istiyor fakat Ayça Ayşin'in başka programı var. Dolayısıyla birleşemiyorlar. Yani orada kesinlikle da bir araya gelecek. Belki bir araya gelselerdi setlerin ömrü uzun ya. En azından bir 6 hafta, 8 hafta. Orada da başlayabilirdi ama hayatında o zaman tabii başka Alp Navruz vardı. O ses... Gönlün birisini ister ama annen başkasını ister. Anne baskısı. Ama anneler zaten hep beyazı istiyor. Kesinlikle. Ya beyaz kimseyi istemiyor. Beyaz kimse. Ama bazı insanlar var. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Gözün kapalı evladını kızına emanet edersin. Evet. Dersin ki sana emanet dersin. Gözün gibi bak dersin. Beyazda da öyle bir şey var bence. Evet. Çok fazla güven veriyor. Çok güven veriyor. Evet. Aynı zamanda yani, şey dostluk, abilik. Öyle çok zaten. Kavramı da içinde var. Gerçek hayatta da öyle beyaz sağ olsun. Evet. Bu arada beyaz demişken hemen tekrar geleceğiz ama Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Evet. Beyaz hemen yaptığı açıklamayla iddiaları da yalanladı. Annemin sağlığı ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Bu vesileyle endişelenen ve arayan herkese teşekkür ediyoruz dedi Beyazıt Öztürk. Allah korusun. Neyse. Allah korusun. Bu arada Murat Boz'un hayran bakışları dikkatlerden kaçmıyor. Evet. Videolar hazırladılar. Ne diyorsun sen? Evet yani nasıl bakıyor? Böyle içi geçmiş bakıyor. Ha? Çok etkilenmiş. Çok aşikar zaten. Ne görüyorsun? Sen anlat. Ya hayranlık ya zaten aşkın başlama aşaması hayranlıkla başlıyor. Ama aynı zamanda aşkta şey de gerekiyor. Stres, gerginliğin de olması gerekiyor. Ulaşılmazlık olması lazım. Orada da benim yakaladığım stres işte onu seçmiyor. Beyaz seçiyor ya. Orada başlıyor. Orada bir şey başlamış. Orada başlıyor. Aynen bir gerginlik stres olmuş ama hayranlık daha yüksek. Sadece yani bilgi verdiğin için söyleyeceğim. Bir ilişki bittikten sonra hemen başka bir ilişkiye başladıklarında genelde yürümüyor o ilişki. Hmm.
Umarım o evreyi de atlatırlar bu ilişkiyi. Yaralandı tabirini sen kullanmıştın. Evet, kısa evet, bir süre evet, sonra evet. Seçilen erkek ya da kadın aslında kişinin yara bandı oluyor diye. Evet, ya genelde de şey oluyor. Yani diğerinin yasını tutmadıkları için hemen böyle o yas zor geliyor, ağır geliyor insanlara ilişkisiz kalmak. Bir anda böyle başka biriyle, partnerle devam ediyor ama şu da olabilir. Şimdi bir yıl öncesinden tanışıyorlar. Bazen bazı ilişkiler ilişkin içindeyken biter. Yani bilirsiniz evet, öyle ilişkiler doğru. Vardır. Yani birlikteyiz ama hani sen bitirdin. Uzatmaları oynuyordu. Evet. Öyle bir durum varsa hiçbir sorun olmaz. Aşkım peki ilişkinin neden bittiği bir sonraki seçimini etkiliyor mu? Etkiliyor. Alp Navruz'la ihanet iddiaları sonucu bitti. Dolayısıyla seçimini yaparken aman güvenilir olsun, adı fazla dedikoduya karışmamış olsun, ilişkileri hep uzun sürmüş olsun diyerek Murat Boz'u tercih etmiş olabilir. Edebilir, doğrudur ama bunu derse bu başına gelir. Yani bir ilişkide neden bittiyse, o korku devam ediyorsa o korkuyu tekrar sana yaşatacak adamı buluyorsun ya da kadını buluyorsun. Çekiyorsun yani. Evet, ne yazık ki. Kaçtığın şey dibinde bitiyor yani derler ya. En çok korktuğun şey beyin en çok yaşamak istediği şeye dönüştürüyor eninde sonunda. Evet, evet farkında olmadan. Evet. Peki ikisinin naifliği birbirine benzemiyor mu? Böyle bravo, bir çok temiz, iyi. Nurlu bir yüzleri yok mu ikisinde Murat Boz'un da Ayça Aşın'ın sana. Böyle sanki kutu bebekleri gibiler değil mi? Öyle ama bir tarafları da şöyle soğuk olunca da acayip soğuk olurlar. Evet. Bir duvar örüyor. Evet, duvar ördü mü de acayip örerler yani. Hani şey şöyle düşün, hani güvendim hiç sorun yok. Hı. Ama kolay kolay da ikisi de insanlara güvenebilecek insanlar değil. Evet. Yani bir anda kapılarını, duvarlarını açabilecek insanlar belki değil. Çok çabuk kırılabileceklerinden dolayı bravo, olabilir. Bravo, İkisi bravo. De kırılgan tipler çünkü. Hassaslar. Yani. Murat'ı daha iyi tanıyoruz. Yakından da tanıyoruz. Bu kızın Ayça bir şekilde bir mutlu olmasını istiyorum ben. Çünkü, bir yüzünün gülmesini istiyorum. Bir şekilde. Bilmiyorum ama bu kızın baba acısı. Ağlarken baba ya. Acısı. Evet. Geçen de verdik zaten gözyaşlarına boğulmuş. Babam gittikten sonra çocukluğum bitti falan diyor. Yani bir mutlu olsun istiyoruz. Alp'le o mutluluğu yakaladı sandık ama meğer o bir çerçeveymiş. Biz resim arıyoruz Ajda Pekkan'ın söylediği şarkısı gibi. Evet. İnşallah burada da o resmi göreceğiz. Bak babam gitti, çocukluğum gitti. Evet. Bak bu evet. Cümlenin altında ne yatıyor evet. Biliyor musun? Babam her şeyimdi. Tabii. Babayla arası demek ki çok iyiydi. Yani çok baba iyi. Kız ilişkisi deriz ya mesela. Yani güçlü bir erkek figürü isteyecek artık evet, hayatında. Evet. Korumacı olacak. Evet. Arkadaş gibi olacak. Hı hı. Eğlenceli olacak. Büyük bir ihtimalle babayla yaşadığı o. Bir de böyle şey özgür bırakacak. Yani kendi olmasına izin verecek. Tam Murat'ı tarif ediyorsun evet, aslında. Evet. Çok evet, güzel evet. Sever. Korur. Korur. İşine müdahale etmez. Tam aksine destekler. Destek olur. Bir de kendi arada, olmasına izin verir. Bir de arada bir yaş farkı var. Ama hı. Belki bu pozitifte etkileyebilir. Kızımız kaç yaş? 30 yaşında. Murat da 42 yaşında. Ay tam Murat 42 ideal. Oldu 42 mu? Oldu. Tam hiç ideal. Göstermiyor. Sıfır. Tam ideal değil mi? Tam hiç, ideal. Evet. Tam ideal. Alp'le çünkü yaşıtlardı. Öyle mi? Evet. Ya burada yaşın biraz büyük olması kız için şöyle bir avantaj. Ayça için deneyim önemli orada. Evet ama hiç böyle 12 yaş varmış gibi yok, göstermiyor. Yok Murat yani çok iyi görünüyor. Murat'ın da 42 sen olduğuna. Sen şimdi söyleyince bir endişe ettim. Bakacağım yaşına evet, gerçekten. Size şunu söyleyeyim. Bu ilişki devam ederse de etmese de arkadaşlık ederse de sevgililik iyi yürür. Birbirlerini şey yapacak, rahatsız edecek kişilikler değil yani. Değiller, doğru. Değil. Sürerse gider yani. Sürerse gider, evet. Sürmezse de arkadaşlık olarak devam eder. Bu yakıştırmanın ardından bilmiyorum ne kadar sürer ama ben onları yine çok yakıştırdım. Cem Yılmaz ve Seda Akman. Cem Yılmaz ve Seda Akman. Seda Akman'la Cem Yılmaz arasında fazla bir yaş farkı yok. Evet. Cem Yılmaz'ın yaş farkı olmayan sevgililer arasında bir Defne Samyeli vardı. En uzun da neredeyse o sürmüştü. En uzunlarından bir tanesi diyelim. Ama fiziken görünürde ve az çok ikisini uzaktan da olsa tanıyoruz. Kafa yapıları, hayat tarzları falan böyle bir birbirlerine uyuyor, hissi veriyor. Ne diyorsun? Birinci sırada entelektüelite diyorum. Evet. Yani bu çok öncelikli. Kafa yani, yapıları. Kesinlikle. Konuşacak çok şeylerin olduğunu hissediyorum ben de. Hani ikincisi espri. Büyük, yani Seda da aynı şekilde. Hani kolay evet. Kolay her şeye gülmez ama böyle hani zeki espriler vardır seçer. Ya. Seçer. Onlardan bir tanesi. Bir de şey güçlü duygularla bağlanma. Yani iyi arkadaşlık, iyi partnerlik. İkisinin de şöyle bir özelliği var.
az çok ikisini de bildiğim için şunu söyleyeyim. Hani tek başına yaşayabilme yetenekleri gelişmiş. Evet, çok da önemli. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Cem Yılmaz'ın görüyoruz da izliyoruz da tek başına da üretken. Evet. Kendine de yetebiliyor. Birlikte de dostlarıyla hareket edebiliyor. Bu büyük bir artı olacak diyorum. Gerçekten bir ilişki varsa. Çok yakıştırdım. Herhalde. Ben evet, de çok yakıştırdım. İnanılmaz yakıştırdım yani. Cem Yılmaz da hayatının en karizmatik dönemini yaşıyor. Görüntü olarak da bir rahatlığı, bir keyfi anlamında da. Dün Gülşen'e de yayında da söyledim. Seda Akman'ı da ben yolda yakında gördüm. Yakından gördüm yani, dedin. Fotoğraflardan çok daha güzel yani. Çok havalı. Güzel. Burada da çok güzel. Yani. Cem Yılmaz'a Defne Samyeli de çok yakışıyordu. Evet. Hmm. Yaş olarak da yakışıyorlardı. Görüntü olarak da hoş duruyordu. Seda'yla da iyi durmuş. Aralarında evet, da yaş farkı zaten çok yok. 5 yaş var. Evet. Bir şey değil. Ama Seda'da başka bir enerji var ya. Evet. Var değil mi? Değişik bir ışığı var kızın. Kesinlikle. Bir karizması yani, var değil mi? Bravo. Çok güzel kelime. Kesinlikle karizma. Karizma Cem Yılmaz'da da var. İki karizmanın buluşması diyoruz. Evet. Sizlere de favori çiftinizi sorduk. Bir izleyicimiz diyor ki ben Murat Bol ve Ayça Ayşin Turan aşkına pek inanmadım kızlar diyor. Biz de duyunca pek inanmadık ama muhabir arkadaşlarımız Ayça'ya sormuşlar Murat'ı. Tepkisine bakalım. Kız çok geç. Çok kısa konuşalım hani bitirelim ondan sonra şey tamam, yaparız, açıklamaları yapalım. Ne olursunuz çok teşekkürler. Tamam, başka zaman konuşuruz olur mu? Bir sormak zorunda kaldık. Murat Bol'la ilgili yine açtık. Başka zaman konuşalım ne olur arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi zaten hani bazı seyircilerimiz de yazıyor doğru değildir falan. Doğru olmasa ilk önce bir Ayça Ayşin Turan'dan bir storiesine koymak üzere bir yazılı açıklama gelir. Murat'tan da gelir. Hiç adını böyle yıprat, yani bir dedikodulara mal verecek şeylere izin vermiyor. Güzel ve zarif bir şekilde kaçıyor. Evet demiyor, hayır demiyor. Bu evet anlamına geliyor. Geliyor. Evet, değil diğer mi aşkımız da bence de evet seni anlamına dinleye, geliyor. Seni dinleye uzman olduk. Öğrendik artık aşkım. Bir de şey yani hissettiğiniz enerji de güzel. Evet biz yani, beğendik evet, bu çifti. Evet, yani ben sana şöyle söyleyeyim. Benim birinci favori çiftim Cem Yılmaz'la Seda evet, Akman. İkinci çiftim Ayça ile Murat Boz. Yani Uras Kaygılaroğlu ile Zeynep Bastık'tan bilemedim. Yani bir yakınlaşma var ama Zeynep Bastık'ın kısa bir süre önce hayatında değil mi, yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal vardı. Ne zaman bitti de ne zaman onunla yakınlaştı? O hızlı bitip da, başlamalarda bir, işte şey. Onu diyeceğiz. Bir de Uraz'ın da boşandıktan sonra özel hayatı öyle bir hareketli gidiyor ki biz tam biriyle aşk yaşıyor diye yazıyoruz. 3 gün sonra başkasıyla geliyor fotoğraflar. Ve hep çok hızlı gidiyor. Onlar aşk değil ama ya. Yani 3 günde şu oldu, 5 günde bu oldu. Boşanma sonrası böyle bir bekarlık sultanlıkmış falan diye böyle yetişemiyoruz çocuğa. Ya da sanki aşkım şeyi soracağız. Şimdi Uraz'ı dışında konuşuyorum. Bazı erkekler atıyorum bir anda zayıfladıktan sonra, dal gibi olduktan sonra, bir anda para kazandıktan sonra, bir anda mevki yaptıktan sonra sektörde ne kadar güzel ve bekar kadın varsa ikişer, üçer ay arayla dedikodusu çıkıyor. Evet. Oluyor ya da olmuyor. Bu bir hırs mı ya da ben zamanında ulaşamıyordum, hiçbir tanesi yüzüme bakmazdı. Dur şimdi bak hepsiyle bir sevgilim. Yani çok aşırı kilodan bahsediyorsun mesela evet, değil mi? Kilo. Kadında da erkekte de çok kilo arttıkça cinsiyeti reddediyor beyin. Yani aşırı kilolu kadınlar ve aşırı kilolu erkeklerde mesela kilo aldıkça sevimli olursun. Çok zayıfladıkça çocuksu olursun. Hmm. Dengede olduğumu dişi ya da erkek olursun. O yüzden aşırı kilolu olmak erkekliği ve kadını reddetmek demektir. Seni artık erkek ve kadın olarak algılamazlar. Yani arkadaş gibi eğlence. Ama kiloyu verdiğinde dişiliğin ya da erkekliğin çıkmaya başlar ortaya. Bu sefer talep görmeye başlarsın. Evet. Aslında kilolu olduğu dönemler beyin bir şeyden kaçıyordu o dönem. İlişki kurmaktan. Hmm. O kiloyu verdikten sonra işte özgüven artmaya başladı. Daha çok talep görmeye başladı. Bir de bir bastırılmış duygular var. İçindeki playboy çıktı. O çıktı. Zaten evet, her kilolu, bak aşırı kilolu kadının ve erkeğin içinde ilgi çekme arzusu olan başka bir şey var. Kimlik var. Hmm. Zaten o kiloyu verebilseler, bu bir travmaysa çözebilsinler, başka bir şey çıkacak içlerinden. Hmm. Bunu başarabilen başarıyor. Başaramayanlar için görüyorsunuz. Hmm. Zeynep Bastık'la Uras Kaygılaroğlu'nun enerjisi birbirine aslında çok uyuyor, uyuyor da geleceği var mı derseniz hani bir tamamıyla aşka dönüştüyse eğer bu. Hani ilişkiye dönüştüyse eğer.
Peki ikisi de böyle bir kişide duracak tipler değil. İkisinde hissettiğin ne? Ortak bir şey söyle. Benziyorlar. Yani tarz tencere kapak. Tencere kapak. Ama hani bir 5 yıl sonra bu aşktan bahsedemeyiz. Ya da bir bir yıl sonra. 5 yıl sonra şu aşklardan kaç tane aşk söyledin? 4 tane çiftten bahsedin. Evet. Hangisinin aşkından bahsedebilirsin? Cem Yılmaz'la Seda Akman'a yakıştırırım. Yakıştırır mı? Murat Boz'la Ayça Ayşin Turan'ı da yakıştırırım. Bir kere artık şunu da konuşalım. Yani aşk ömür boyu sürecek diye bir şey yok. Yok yani evet, bitecek. Evet. Eskisi gibi de değil. Artık siz bu haberleri yani ayda bir, üç ayda bir daha da hızlı hızlı yapacaksınız. Dönemin getirisi bu zaten. İnsan, sen bahsetmiştin konuşmuştuk. Evet, evet, evet. Yani ne yazık ki aşk kavramı da eskisi hızlı gibi olmayacak. Hızlı tüketilecek. Hızlı tüketilecek, çabuk bitecek. Alternatif çok. Aynı zamanda şu, yalnızlık çok olduğu için, yalnızlık daha da derinleşiyor farkındasın. Evet. Yalnızlık derinleştiği için aşkın peşine düşmüyor insanlar. Yani her böyle anlaşabildiğini, yalnızlığını giderecek kişi zannediyor. Oyun arkadaşı gibi düşün. O bir ay, iki ay sürüyor, üç ay sürüyor. Canı sıkılınca atıyor gibi. Aynen. Şey yapmıyor artık. Kimse beraber geziyor, tozuyor. Sıkıntı tutmak istemiyor. Aynen. Tatile gidiyor, kakara kikiri yapıyor. Instagram'da paylaşımlar yapıyor, ortak gruplar. Bitince de bitiyor. Bitti. Artık insanlar için şu önemli. İyi mi hissediyorum, kötü mü hissediyorum? Bitti. Kim kötü hissediyorsa çıksın hayatımdan. Onun da alternatif var, bunun da alternatif var. Yani o köklü o değerler, aşk bilmem ne bunlar. Bir de aşkım sosyal medyayla birlikte daha kolay ulaşmaya başladık. Daha kolay erişmeye başladık. DM'den özellikle. Tabii, alternatiflerim var. O da tüketiyor herhalde. Alternatifler ne diyorsun? Sürekli flört eden bir topluma dönüştü dünya. Herkes flört ediyor. Bak seninle çıkıyorum, aynı anda üç kadınla da yazışıyorum. Bu var. Çünkü şey yapıyor ya Gülşen, ya Müge var ama. Evet. Yani sürekli aklı bir diğerinde kalıyor. Aklı bir diğerinde kalarak yaşamak çok tehlikeli. Evet yani. Yani çünkü şey var ya, beyin sürekli orada kapanmamış bir dosya duruyor orada. Olmazsa olur diye. Hmm. Ama problem de şu, birazcık oraya da bakmak lazım. Bizim problemimiz birlikte yaşayacağımız kişiyi aramıyor insanlar. Yalnızlığına iyi gelecek birini arıyorlar. O anki moduna iyi gelecek. Aynen öyle. Yani ilişki birlikte yürüyen bir şey. Ama sen diyor ki sen bana hizmet edeceksin. Benim yalnızlığıma iyi geleceksin. Gelmediğinde bitirebiliyorum bu ilişkiyi. Yalnızlığı gidermek için illa birilerine muhtaç olmak çok tehlikeli değil mi? Ahmet, Mehmet, Osman, Ömer hepsi. Öyle şöhretlilerde daha fazla. Mesela şöhretlerin, buradaki insanlardan bahsetmiyorum genelde. Şöhrette arttıkça yalnızlık da artıyor. Evet. Yalnızlık arttıkça bağımlılıklar artıyor. Bu insan olabilir, evet. Madde olur, kumar olur, her şey olabilir. Ama çevresinde o insanların da kuru, hatta çoğu zaman bir yalakalardan oluşan bir gruplar türüyor yani. Ay sen bir tanesin, sen bir numarasın falan filan. Onu olduğunu şaşırıyor. Ben bütün ünlülere şey diyorum, yanınızdaki menajer de olsa, arkadaşınız da olsa yanlışınıza doğru diyecek insanları uzaklaştırın yanınızdan. Evet. Yani birilerinin size gerçeği söylemesi ciddi anlamda lazım. Ama siz daha gözlemliyorsunuz. Eski sanatçılarda bu yok ama yenilerde biraz daha bunlar, yeni ünlülerde. Hepsinde değil mi ama şey başladı, böyle daha bir farkındalar. Kendilerini eğitiyorlar. Evet, yani bir şeyler yapıyorlar, bir çalışmaları var. Eskilerde bu yok. Yenilerde biraz daha fazla, daha bilinçliler. Evet, Murat Boz'un eski aşkı. Oyuncu Aslı Enver efendim. Bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. İlişkisi içinde şahane gidiyor diye bir yorum yapmıştı. Berkin Bey Aslı'ya büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Eğer Aslı uyuyorsa hemen telefonunu çaldırın. Hiç öğrenmemiş. Bu sürprizi öğrensin. Kesin öğrenmiştir zaten. Ve o sürprizin detayları da ortaya çıktı. Takvim gazetesinde yer aldı. Berkin yılbaşında Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunacak. Büyük sürpriz. Bu sürprizleri biz öyle bir biliriz ki. Teklif 31 Aralık gece saat 12'yi çeyrek geçe. Detaylar var değil mi? Geldi. Program detayları geldi. 31 Aralık cumartesi 12'yi çeyrek geçe. Çünkü yılbaşı cumartesiye denk geliyor. Teklif Paris ya da Roma'da bir otelde gerçekleşecek. Ve oyuncu Aslı eğer kabul ederse bundan sonra soyadı da değişip Aslı Gökbudak olacak. Aslı Enver daha önce de Birkan Sokullu ile bir evlilik yapmıştı. Murat Boz'da da evliliğin eşiğinden dönmüştü. Biz bu sürprizlere öyle bir alışığız ki daha önce buna benzer bir sürpriz haberi Oğuzhan Koç'ta Demet Özdemir cephesinden gelmişti. Hı hı. Sen de tanıyorsun değil mi? Tabii, arkadaşların seninle ikisi de.
Oğuzhan Koç 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlilik teklif edecek diye haberler çıkmıştı. Haber ne zaman çıktı? 1 Şubat'ta çıktı. Ve bütün program önümüze geldi. İşte Sarıyer'de bir otelde evlenme teklifi gerçekleşecek. Yani yüzükte götürücü, sakiler götürücü, uzak çalacak. Buna hasta olmuştum. Şu lüks arabayı hangi arkadaşından aldığı, arkadaşının adına kadar. Sonra ne oldu? Yani kalacakları otel odasının numarasına kadar çıktı, yüzüğün değerine kadar. Arkadaşlarımız Oğuzhan'a mikrofonu uzattı da lütfen konuşmak istemiyorum. En çok bunlara hastayım. Bütün liste veriliyor ama mikrofon uzatıldığında lütfen ayrılmak istemiyorum. Diyorsun ki bunu kendileri bildiriyor zaten. Bu kadar detaya evet, sen nasıl onu soracaktım. Nereden ulaşacaksınız? Nereden ulaşacağız? Siz de ajan gibisiniz. Ve yalanlanmayan de. Ve Sakiler grubu o törende çıktı. Sakiler o törende çıkmak için hangi kentteki konseri iptal ettirdiğinin detayı da vardı artık bu kadara da yani. Bu kadar ya bir parçamızın da bilinme isteği çok garip değil evet. mi? Yani bunu yapıyorum ve bilinme arzum var. Herkes duysun. Herkes duysun. Sonuca da kızıyorum. Sinirleniyorum. Tabii tepki gösteriyor. Tepki. O da bir numaradır biliyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii aynen öyle. Bir yani, gerginlik yaratacak. Birine doğum günü sürprizi yapılacak ama o kişinin zaten haberi var. Sabah erkenden kalkmış kuaföre gitmiş. Saçı makyajı yaptırıyor falan. Kirpikler takılmış, şey ojeler falan. Ondan sonra da inanmıyorum falan. Ben buna ne diyorum biliyor musun? Ne? Yani, bu son verdiğiniz örnekte. Yani biraz sahtelik de fazla ya. Oo. Yani biraz mı? Sahtelik doğala olarak... hasret kaldık her şeyde doğala. Ne güzel söyledin. Meyvede, ya. Sebzede, insanda. Oo, organiye. Ve bu neyi getiriyor biliyor musun? Dışı başka, içi başka. İnsanlarda bu var artık. Aynen yani. Domatesi de alıyorsun kıpkırmızı. Aynen öyle. Bir kesiyorsun içi yeşile dönmüş, sarıya dönmüş. Karton sesi çıkıyor. Aynen patır patır. Demin bir örnek verdi ya aa falan yaptı ya şöyle insanlar camiada çok fazla. Naber? Evet evet aynen. Helal olsun. Nasıl özledim ne yapıyorsun? Evet evet. Arayacaksın değil mi bak kesin tabii. Arıyorsun. Ya da kulislerden çıkarken olur bu. Aynen hadi sonra. Kesin, aynen arabe söylüyorum arıyoruz muhakkak organize ediyoruz. Tabii. Yemek yiyelim yemek hadi yapalım. Hadi buluşalım bir yemek yapalım. Aynen bak. Geçen bir yerdeydin gördüm orada mıydın filan. Hiç seninle ilgili değil aslında. İçinde o kadar kötü duygu var ki. Haset ya da bambaşka döndüğü bir şey. Döndüğü zaman ay buruşmuş kırış kırış olmuş değil mi? Tüylerim diken diken oldu. Bak bunlar çoğaldı. Yemin evet, ediyorum evet. Bak yüzüne evet. Gülüyor. Daha sen döndün canım, arkanı canım yanındakine çıksın. Hemen başlıyor seni kötülemeye. Bu insanlarla 5 dakika geçirdiğinizde eve gelince beyniniz başınız ağrır. Evet. Ya işte ondan aynen. Mı bazen tabii, tabii. Çekiyor bazı ya, böyle insanlar. Beynin sağ tarafı özellikle şurası. Hı. İki insan çok yakınlaştığında sağ beyin konuşmaya başlar. Buna yani bilinç dışı ilişki hı. Kuruyor aslında. Buradan ben yani seni çok seviyorum diyorum ama sağ beynim sevmiyor diyelim. Bu duyguyu sana veriyor. Hmm. Sen de benden uzaklaşınca şey hissediyorsun. Bir bu ağırlık nereden geldi? Evet, evet. Şunu yapın. Sizin ortamda çok olur. Konuşurken arkaya yaslanın. Şöyle arkaya yaslanın. Hafif yüzünüzü çevirinizde duygusu gelmez size. Ay ya ayaktaysak ben hemen otuğu yere çökerim. Ayaktaysan da şunu yapacaksın. Hafif böyle başını geriye alacaksın. O anlatıyor ki ay canım dedi. Sen hafif şöyle gözünü kaldır. Yukarı sağa sola bak. Duygu geçmiyor kesinlikle. Ya derse Müge niye tavana bakıyorsun? Vallahi arada bir geliyor gidiyor. Bakalım bakalım diyeceksin. Bazı nedeni ortamlarda. Samimiyetle soru sormayana saçmalıkla cevap verirseniz bravo. Duygu onda kalır. Bravo. Doğru söylüyorsun. Bu saçmalıkla teknik olsun. Cevap verir. Aynen. Ha. Böyle geliyor bir şeyler söylüyor falan. Saçma sapan konuş. Daha saçma ha. Sapan. Aynen. Saçma sapan konuş. Karışıklık onda kalsın. Öbür türlü sen oluyorsun. Doğru. Bir de siz bütün duyguları alıyorsunuz oo, anladığım kadarıyla. Oo nasıl? Sünger gibi çekiyoruz. Sakın sakın. Evet. Bütün izleyicilere söylüyorum. Sahtelik arttı. O yüzden insanlardan gerçeklik beklemeyin çok fazla. İçi dışı aynı değil artık insanların. Bak aşkım ne diyor? Arkanıza yaslanacaksınız. Şöyle hafif yukarılara bakıp sağa sola bakacaksınız. Baktığınızda o kötü duygu size geçmiyor. Evet. Ya da çok zorladı. Evet. Bayağı bir kötü hissettirdi. Sessiz kalınca çıldırıyor. Çıldırıyor hem de. Hatırlıyor musun? O bir yöntemdir. Karşıdakinin konuşmasına bırak. Akıtsın. O bir süre aynen. Sonra saçmalamaya başlıyor zaten. Hiç ses çıkarmazsan. Sessiz dinleyeceksin böyle. Hı, falan yapacaksın. Dördüncüsü de şu. Hatırlamıyor musun? Birkaç kişiyi öyle dinledik. Sırf gelsin. Sessiz kaldınız değil mi? Sessiz kaldık çünkü biliyoruz ki saçmalayacak. Saçmalayacak. Saçmalamasını bekledik. Onlar ya kesin saçmalamıştır. Saçmalamadı. Oraya da getirmiştir. Dördüncüsü evet. De şu. Sakın haklı olmaya çalışmayın. Çünkü bu insanlar evet. Haklı haksız ilişkisi kurarlar. Ha filan dediğinde. Ha evet. Filan dediğinde. Evet öyle. İstediğini alamazsa senden
İçindeki kötü duygu onda kalıyor. Evet. Sizin amacınız o duyguyu almamak olsun. Seyircilerimiz de şimdi arkalarına yaslansınlar. Pozitif haberlerin yer aldığı magazin turuna gidelim. Çıkıyoruz. Magazin turunda yüzüne estetik yaptırdığı için muhabirlerimiz tarafından tanınmayan ünlü de var. Artık kıyafetlere, takılara, mücevherlere yatırım yapmayan ikinci el kıyafet dönemini başlatan ünlülerimiz de var. Aşk var, ayrılık var, polemik var, kavga var. Var da var. İstediğim bir şey varsa yorumlamak istediğim biz de dahil olmak tamam. üzere zaten. Durdurup araya giriyoruz. Tamam. Magazin turu başlıyor. İlk ara İbrahimgil evlerin çocuk yaptıktan sonra yarı inzivaya çekildiğini söyledi. Birazcık böyle doğanın içinde bir hayatım var. Çok fazla şehirde değilim artık. O yüzden belki karşılaşmıyoruzdur. Ama konserler devam ediyor. Annelik bence beni böyle bir ne yaptı diyeyim, çok etkiledi. Oğluma çok fazla zaman geçirmek istedim. Evet, adına şarkılar da yazdınız zaten. Adına şarkılar yazdım, evet. Artık yavaş yavaş büyüdü, o da 8 yaşında. İnşallah. Çok teşekkürler. O yüzden şarkılarla tekrar sizinle olacağım. Ben de çok özledim çünkü. Nilkara İbrahimgil, devir ekonomi devri diyerek ikinci el kıyafet giydiğini itiraf etti. Eski hepsi. Genellikle artık konserleri ben kendi gardırobumdan kıyafetler giyiyorum. Çok fazla tüketmemek için. Tüketmemeye çalışıyorum daha doğrusu. Zaten yıllar içinde biriktirmiş olduğum çok fazla kıyafetim var. Onları kombinleyerek böyle. Zaman zaman sanatçılar böyle dediğiniz gibi israf olmaması için ikinci el kıyafetler de çok fazla tercih ediyor. Siz de böyle bu tarz sahne kıyafetleri için özellikle evet çok var. Dolaşıyorum. Eskiden daha çok dolaşıyordum ama tabii ki ikinci elde çok daha hem çevreye ya daha doğrusu işte dünyaya faydalı çünkü ikinci el olduğu için birinin daha önce giymiş olduğu bir şey giyiyor oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında o geri dönüşüm ve kendi içinde devinimi olan bir şey. O tercih ediyorum. Daha da ilginç şeyler bulabiliyorsunuz ayrıca. O yüzden kullanıyorum ben de. Burada önemli bir şeye dikkat çekiyorsun sen söyle. Evet, şehir hayatına veda etmek. Tabii Nil için söylemiyorum çünkü o çok üretken biri. Eskiden şey vardı ya biraz param olsun, yaşım ilerlesin, Ege'ye yerleşeyim, hep sakin. Evet. Bunlar çok tehlikeli şeyler arkadaşlar, onu anlatayım size. Hı-hı. Beynimiz bir yere, bunlar gidiyorlar, yerleşiyorlar köy hayatı, uyaranlar bitti. Bir anda o sakinlik uzun vadede Alzheimer ve kalp krizi onlarda daha fazla oluyor. Aa. Neden? Evet. Beyin uyaran almadıkça bir süre sonra hafıza problemleri yaşamaya başlıyor. Genelde bu şehirden tembelleştikçe hastalanmaya başlıyor. Bu çok uzun yaşamıyorlar. Bu gerçek istatistik bir bilgi ve beyin ihtiyacı şu. Arada bir şehirdin gürültüsü, uyaranlığı, karmaşası. Stresi. Arada bir yalnızlık. İkisini geliştirirseniz sağlıklı. Öbür türlü hiçbir... Birden o boşluğa düşmeyeceksin. Düşmeyeceksin. Ve o hiçbir şey yapmadan o köyde, toprakta beklemek iyi bir şey değil. Köylülere bakın. Mesela... Aşırı derecede sürekli uzağa baka 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 mesela beyinleri yavaş yavaş çalışmayı durdurmaya başlıyor. Daha az şey düşünüyorlar. Ve daha az beyin sağlığı azalmaya başlıyor. Aşkım bazen de YouTube'da izliyoruz böyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden böyle çiftlikler kuruyorlar, yerleşiyorlar. Evet. Çok sağlıklı olmaktan, mutlu, huzurlu olmaktan bahsediyorum. Bir süre gidiyor o. Bir yıl, iki yıl çok ya da hayatın hep öyle başladıysa. Hep o topraklarda başladıysa bence okay. Orada öyle bir problem oluyor. Temelde öyle geliyorsa okey daha az ama kişiyle yaşıyor. Ama sen strese, karmaşaya falan böyle aksiyona alışıksan. Bir anda oraya gittiğinde bitti. Aynen. Orada değişebilir. Bir orası bir burası. Beyin ikisini istiyor. Yani beyin diyor ki bazen kötü hissedeceğim bazen iyi hissedeceğim. Her şeyin bir dengesi evet, var. Evet ikisinde eğer diyor sadece diye iyi hissedersem uzun vadede yine tehlikeli yine hastalanmaya başlıyor beyin. Sürekli iyi hissetmek diye bir şey yok. Yani bazen sıkıntı yaşayacağım, bazen iyi hissedeceğim. Evet. İkisi birlikte olacak. Dengeli. Sıkıntı yaşamazsan iyinin değerini anlamıyorsun ki ya da iyi insanların tabii, değerini anlamıyorsun. Tabii. Arada kötü ve naletler çıkacak hayatın kuralı. İzleyelim. Kilolarından büyük çabaları sonucu kurtulan Şebnem Bozoklu siyah kurtarıcı renk dedi. Genelde siyah tercihimdir her zaman. Böyle hem düz hem ben şık bulurum siyahı seviyorum. Hem ince gösteriyor. Birçok açıdan siyah severim. Murat Dalkılıç sessiz sedasız Stare Akbaş'ta ayrılıp oyuncu Çağla Boz'la aşk yaşamaya başlamıştı. Dalkılıç'ı İstanbul gecelerinde görüntüledik. Arka koltuktaki hanımefendi Çağla Boz muydu yoksa başka bir kişi miydi tam olarak göremedik. Gelsene oğlum gel buraya gel çabuk gel. Al ben diye çek. Arkada bak arkada. Fırat dön. Dön ben yine yaptığını kurun nasıl?
Nur Fettahoğlu Armutlu'da yakın arkadaşlarıyla 41. yaş gününü kutladı. Muhabir arkadaşımız oyuncuyu kartopuna benzetti. Ne yapıyorsunuz burada ya? Tam derdiniz diye. Evet. Beyazlar içerisinde. Beyazlar içinde. Kartopu gibi nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Siz ne yapıyorsunuz burada? Burayı nereden öğrendiniz? Sürekli geldiğimiz bir yer efendim. Gerçekten. Güzel bir yemekti. Doğum günü falan mı? Benim doğum günümü kutladık küçük bir grup. Şimdi eve gidiyoruz. Yani erken kutlamaydı. Necip Memili eşiyle akşam yemeğine çıktı. Mekan çıkışında valeye zorla bahşiş verdi. Abi çok sağ ol. Abi al şunu. Kurban olayım. Aa olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hayrola ya, gecenin bu saati siz buldu, ne işiniz var? Kutlama olmuş herhalde. Yok vallahi ya, kutlama falan. Ne derler, herkes kısmetindeki şeyi yermiş ya. Beni geleceğimi daha aydınlık etmesi için güzel bir küçük ameliyat olacağız. Sesle alakalı, evet. Bu her sanatçının olduğu bir şey. Polip gibi düşünelim ama çok önemli bir şey değil. Çok merak etmesinler. İçeriğini başka isimler projelerimi çalıyor diyerek konuşmak istemedi. Kimler var mesela? Söyleyemem. Neden söylüyorsun? Sır. Hepsi sır. Sonra bakıyorum herkes projemi çalıyor. Gerek yok. Bu kadar bilgi. Ömür Gedik'in yüzündeki büyük değişim dikkat çekti. Uzun sürüyor mu hazırlanmanız? Saatler alıyor mu yani? Benim aslında çok uzun sürmüyor. Çünkü kendi makyajımı da kendim yapıyorum. Kıyafetimi de bir gece önceden seçmeyi artık alışkanlık haline getirdim ki o gün oteli aşına vakit kaybetmeyeyim diye. Çok uzun sürmüyor. Bir yarım saatte bu hale geliyorum diyebilirim en fazla. Yarım saatte bence ilk tüy. Bir erkek için uzun geldi diyor. Siz de yakın zamanda gelinlikle görebilecek misiniz? Yok, göremezsiniz. Zor. Artık kapattım o defteri. Neden peki? Ya artık yani öyle bir gündemimde öyle bir şey yok. Hani uzun bir ilişkim var ama evliliğe artık evlilik konuşmadığımız bir ilişki. İşimde gücümde çok yoğunum. Dernek çok yoğun zaten. Bir de o yoğunluğun arasında bir de hani evlilik, düğün falan onların yani o kafadan çıktım. Çıkalı çok aileler oldu. Aileler falan istemiyor mu? Ferhat'ta özellikle istemiyor mu? Aileler yani artık biz şimdi ailelerin istemesi istememesi değil, bizim isteyip istememiz bence önemli. Her birey kendinde kendinden sorumlu. Ben şu anda istemiyorum en azından, onu biliyorum. İstediğim zaman bakarız. Ferhat Bey bir teklifle gelse yok mu diyeceksin? Şu anda yok derim. Şu anda istemiyorum. Teşekkür ederim. Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten. Ömürcüm yüzünde bir değişiklik var Ömür'ün ama. Yani yanaklarda bariz bir şekilde. Çenede, böyle. Dudakta. Dudak sanki ruju taşırarak sürmüş. Yok geldi dudak, bana. Dudak. Şimdi Ömür'ü ben dudakta. O kısa saçlı hali de sen sonraki. Sen çok eski tanıyorsun. 1992'den bu yana tanıyorum. 1992'de Hürriyet Show dergide beraber muhabirlik yapıyorduk ikimiz de. Beraber işlere gidiyorduk falan. O zaman tabii zaman içinde büyüyoruz, değişiyoruz ama Ömür depar attı. Bayağı değişmiş. Yani estetikle ilgili de bir haberimiz var. Birazdan gireceğiz. Herkes birbirine benzemeye başladı aşkım. Bunun psikolojisini de bir konuşalım. Evet, konuşalım. Devam edelim tamam. Turumuza. Onu da konuşalım. Önemli bir. Volkan ve eşi Çağlar Ökten yakın arkadaşlarının düğününe katıldı ve böyle oynadı. Volkan Konak sık sık nikah şahitliği yapıyor, çevresi çok geniş. Volkan Konak özellikle magazin dünyasında sık yaşanan boşanma olaylarına bir yorumda bulundu. Konak, insanların duyguları öldü dedi. Biraz daha duygudan uzaklaşmış insanlık, çabuk ayrılıklar da oluyor ama genelde ayağım uğurlu yani, onu söyleyeyim. İyi gidiyor her şey. İnsanlarda duygular öldüğü için boşanma oranları arttı. Arttı, evet. Yani öyle mi? Doğru, boşanmalar evlenmelerden daha fazla son yıllarda. Hatta daha kısa sürüyor. Yani 3 ay sonra boşanma, 1 ay sonra boşanma. Evet. Eskiden böyle 2 yıl, 4 yıl, 5 yıl sabır sonra gösterilirdi. Bravo, şimdi o şey yok, sabır yok. Ama yeni nesle de bakıyorlar, şunu çok gözlemliyorlar. Herkes yanlış kişiyle evleniyor. Yani aslında iki tarafta birbirinin yanlışı. Şimdi sen benim için yanlışsan ben de senin için yanlışım. Yanlış partner seçimleri, insanlar partner seçemiyorlar artık. Bir de şunu gösteriyor bize. Belki bir 5 yıl, 10 yıl içinde evliliği konuşmayacağız artık. Evlilik çok önemli olmayan, önemini yitiren bir kavram olmaya başladı evlilik. Yani birlikte yaşamak daha şey geliyor insanlara. Ne derler? Daha cazip geliyor. Evliliğin önemi yok. Hani evlilikten beklentilerimiz de azalmaya başladı. Çünkü çocuk istemiyor artık insanlar. Evet. Evet, var. Zaten aile başına düşen yani kimisi de bu yaştan sonra niye hayatımı kısıtlayayım? Hani evet. Belki bir tane yaparım ama iki tane yapmak istemiyorum. İstemiyorlar kesin. Ekonomik koşullar falan diyor. Peki şeye ne diyorsun? Diyelim ki bir çift karar verecek. Henüz böyle endişeleri var.
diyorlar ki bir süre bir beraber yaşayalım, deneyelim. Hı hı. Beraber yaşayalım, deneyelim deyip aynı çatının altına girdiklerinde o vakit ne kadar? O yürümüyor genelde. Deneyelim, ona göre karar verelim diye bir şey. Bir şey, bir duygu varsa dediği gibi ölmüşse artık onu ortaya çıkartamazsın. Bir duygu varsa devam eder. Ama bir deneyelim, belki yürür dediğimiz ilişkiler yürümüyor. Çünkü bir deneyelim acaba yürür mü demek aslında yürümesiyle ilgili problem yaşıyorum demek zaten. Hı. Hmm. İçinde o duygu var zaten. Yani sen o duyguda eminsen bunu düşünmezsin. Doğru. Seçenek evet. Ürettiğiniz her şeyde problem vardır. Ay evet, evet. Seçenek üretmeyeceğim. Kafanda soru işareti varsa zaten bitmiş ya, demek. Aynen. Ya da şöyle bazı ünlü çiftlere mikrofon uzatıyoruz. Ay evlenmeye vakit yok. İnsan en mutlu şeye vakit olmazsa zaten evlendikten sonra birbirine vakit ayırır. Aynen öyle. Yani önceliği evlilik değil zaten. Ama şuna biraz bakmanız lazım. Biz evliliği... Hani kiminle evleniyoruz kısmı var ya, genelde anne ya da baba türevleriyle evlendikleri için yürütemiyor insanlar evliliklerini. Genelde ya ananızla ya babanızla evleniyorsunuz farkında olmadan. Ne yazık ki. Hmm. Şimdi altını çizeyim. Onlara benzer karakterler mi arıyorlar? Tabii yani şöyle. Risk almıyor. 13 yaşına kadar böyle amigdala diye bir organ var beyin. Tamam mı? Anne babayla problem yaşadıysa kişi ilişkiyi orada biriktiriyor duygularını. Mesela anneyle problemi olanın yakın ilişki problemi olur. Babayla problemi olanın iş hayatında problemi olur. Anne özel hayattır, baba iş dünyası. Hmm. Öyle düşünün her zaman. İnsanlar da öyle değerlendirir. Şimdi dışından çok iyi gözüküyor ünlü, güçlü. Dışı babasıyla ilişkisi iyiymiş biraz. Ama içi kötü. Siz o kişiyle evlendiğinizde içini görmeye başlıyorsunuz. O zaman dışından gördüğünüz şeylerle içinde gördüğünüz şeyler aynı değil. Ha, ve buradan şu çıkıyor işte sakladığı yüzü ortaya çıktı. Heh, oradan geliyor. Maskeler aynı. Düştü. Mesela Müge, Gülşen siz benim dostumsunuz. Üçümüz düşünelim şimdi. Dışımız ne kadar eğlenceli değil mi? Evet. İşini yapıyor. Evet, işini. Bak bu ne demek biliyor musun? Babanızdan bir parça bir şey öğrenmişsiniz bir şeyler ve iş hayatını yürütmek. İçimize bakalım. İçimizdeki duygular da annemizin sürekli yaşadığı duygular aslında. O yüzden evlilik... Bir yakınlaştığında annelik duygularını çok çıkartan bir şey. Anasıyla problemi olan anasının türeviyle evleniyor. Babasıyla problemi olan babasının türeviyle evleniyor. Ve şu oluyor. Ulan yine aynı döngüye girdik. Ve zaman geçtikçe... Yine aynı sarma. Ve zaman geçtikçe birbirimize aynı anneme benzedim. Ay içinden annen çıkıyor lafları da buradan mı geliyor? Buradan geliyor. Annene benzemek istemiyorsan da bunun bir iki yolu var. O yolu şu... Mesela annesiyle problem olanlar yaşlansa da anneye bir kızar böyle yaklaştırma. Sinirlenir, agresyonu olur. Kime kızarsa ona benziyor beyin. Evet. Kimi sevmezsen, aman Allah korusun filan dersen ona dönüşüyorsun. Aynen. O yüzden anayla babayla konuşurken de hürmetli konuşmak lazım. Her zaman. Evet, her zaman. Onu korumamız gerekiyor. Her zaman. Evet, tura devam edelim. Nereden nereye gidiyor? Turgut konseri sırasında sevgilisiyle küs olduğunu öğrendiği hayranını işte böyle barıştırdı. Eğer müsaitseniz, dediğim gibi biz bir arkadaşın evindeyiz, gitar çalıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Size söylemek istediğimiz bir şey var. Ben dedim size, kimsin ya sen geldi. Tatlı arkadaşım lütfen telefonu kapatma. Biz hiç beceremedik. Aşk kokan dudakların. Serdar Ortaç konserden evine sabah 5'te gelip karşılaştığı manzarayı görünce resmen çıldırdı. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcı bu anları videoya çekip daha sonra ise sildi. 5'te geldim konserden. Saat kaç? 7. 8.30. 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bak lan. Ortaç sildiği video yerine yazılı bir isyan açıklaması yaptı. Acun Medya'dan Çocuk Eğitim Derneği'ne büyük destek. Doktor Ömer Cenker Ilıcalı önderliğinde Çocuk Eğitim Derneği yıllardır işitme engelli çocuklar için büyük destek sağlıyor.
Çocuk Eğitim Derneği Genel Müdürü Melike Argiç, Acun Medya'nın desteğiyle 0-6 yaş grubundaki işitme engelli çocuklara yardım eli uzattıklarını söyledi. Bir uygulamayla birlikte çocuklarımızın eğitimlerini desteklemek için adım atacağız. Hep beraber sizlerle birlikte aslında Acun Medya ile birlikte. Acun Medya'nın çalışanları, bu uygulamamızın ismi Help Steps. Yani takip edenler biliyorlar. Her gün akşam 12'den önce cep telefonlarına indirmiş oldukları bu aplikasyon üzerinde adımlarını bağışlayacaklar. Projemiz bu hafta itibariyle başlıyor. Herkese davet ediyoruz. Sadece Acun Medya çalışanları olarak değil, bu panel üzerinden bir kod paylaşılacak. Bu kodla birlikte Acun Medya paneline üye olup her akşam direkt adımlarını Çocuk Eğitim Derneği'ndeki, yani burada biraz önce görmüş olduğunuz işitme engelli çocukların tam zamanlı eğitimlerini desteklemek için adımlarınıza talibiz dedik. Evet, evlenmeye vakit yok diyorlar senin biraz önce söylediğin gibi. O çiftle devam edelim. Oyuncu Dilan Çiçekdeniz efendim, İzlandalı yönetmen aşkı Thor'la gece gezmesine çıktı. Eniştemiz pek bir bonkör çıktı. Çiçekçiye 400 lira para vermiş, izleyelim. Her dışarıya çıktığınızda bu kadar özeniyor musunuz gerçekten? Çok, yani hani zor olmuyor mu saatlerde vesaire? Bazen özeniyorum, bazen akışına bırakıyorum. İyi geceler. Muhat Türkçe öğrenmeye başlamışız. Evet, bayağı başladık. Öncelikle şu çiçeklere bir detay atar mıyız? Güllerimize bir detay atar mıyız? Eniştemiz bayağı bonkör. Enişte aldım diye tahmin ediyoruz. Etmemize de gerek yok. Öyle. Aşk dolu bir gece herhalde. Güzel bir gece efendim. Arkadaşlarımızla sohbet. Keyifli bir gece geçiriyoruz. Nasıl gidiyor ilişki? Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ona da bir şey sormak istemez misiniz? Öncelikle kendisine kendisine çok şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya, teşekkür ederim. Ve sizin de çok şanslı olduğunuzu size söylemek istiyorum. Teşekkür. Her kadın güzel olabilir ama her kadın kendisine böyle çiçekler alan bir sevgiliye sahip olamaz. Çok tatlısınız. Sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat edersiniz? Çok dikkat etmiyorum aslında. Eskiden daha çok dikkat ediyordum ama artık daha rahat olmaya çalışıyorum. Çünkü belli bir güzellik algısı ve kalıbı var son zamanlarda. Biraz onu da kırmaya çalışıyorum. Orada müdahale var mı paylaşım yaparken? Ay, hiç. Sorun olur musun? Mu? Yok. Hiç öyle bir şey yok. Biz bir kendi insanımız, nasıl konuşamadım. Kendisine sorsak bir şeyler söyler mi acaba? Sorun ama. Mesela sorun. Tam ne sormak istiyorsun? Öncelikle sizinle ilgili bize neler söylemek ister? Böyle güzel bir aşk, dolu aşk akşamı. Ya çok akşamı. Tatlısınız. Turkish şey. Name enişte. Enişte. Yani. Biliyor. Onu biliyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sence bu çift evlenir mi? Bu çift evlenir mi? Ben ziyade Thor eniştenin bakışlara kaç puan veriyorsun? Hayran. Benim gibi aşık. Ben böyle hayranlık görmedim ya. Evet. Gözünü ayırmıyor. Şu bakışlara bakar mısınız? Çok fazla. Evet. Yoğun bir saçına hayranlık. Saçına mı bakıyor, tokasına mı bakıyor? Nereye bakıyor? Nereye bakıyorsa bakıyor işte. Hayranlıkla bakıyor. İnceliyor şu anda. Taraftan da şey ama yani hafif kafa da şey. Evet, biraz mutluluk sarhoşu olmuş. Ama odak hep şeyde, Dilan'da. Aa. Bak. Baksana. Evet. İnanamıyorum ben bu kızla beraberim. O benim falan. Öyle bir bakış atıyor değil mi sanki? Onu çok yüceltiyor beyninde. Evet. Aynen, beyninde yüceltiyor çok fazla. Acaba o hayranlık da Dilan'a iyi geliyordur ama. Evet. Hmm. Belki Dilan, evet. Hayranlığı ve kendisinin bu kadar çok seviliyor olmasından dolayı bu ilişkiye hayran. O yüzden de hayran. Dilan yanında röportaj verirken küçük kız çocuğu gibi böyle şey. Dikkat et hareketlerine. Kıyafeti de öyle zaten. Evet, yani böyle küçük kız çocuğu gibi. Kıyafet böyle naz eder ya kızlar. Hı. Böyle naz ederler, şımarırlar. O havası var mesela. El üstünde tutulmayı bravo, seviyor. Aynen. El üstünde tutulmayı seviyor. Peki. Partner bana hayran olacak, beni el üstünde tutulacak, beni övecek. Star ben olacak. Peki aynen, ne ben zaman de... Dilan'a arkadaşlarımız mikrofon uzatılsa, işte bu yaz çok yoğunuz, sonbahar öyle, kış böyle, ilkbahar böyle diye sonunda dedi ki vaktimiz yok evlenmeye. Evlenirler mi dedik, hayır diyorsun. Zannetmiyorum çünkü evlilik hani...
daha ciddi, mantıksal süreç gerektiren bir şey. Aşıkken evlenmeyin zaten. Bu çok tehlikeli bir şey. Söylemiştin. Evet. Yani bu ilişkide de o mantığı ve şuna dikkat edin. Duygusal yoğunluk var. Yakınlaşma, cinsellik var. Ama taahhüt yok. Şu bir evlilikte üç şey önemli. Bir, duygusal her şeyi paylaşıyor muyuz? İki, bedensel yakınlaşmada bir problem yok. Üç, diyor ki taahhüt. Yani seninle geleceğe karşı, gelecekle ilgili taahhüt ediyorum. İlişkilerde şu var. Yakınlık var, cinsellik de var ama gelecek taahhüt yok. O yüzden genelde evlenmezler. Belirsiz. Aynen, orası. O belirsiz. Orada da akışa bırakırlar genelde. Biz buna arkadaşça aşk diyoruz. Arkadaşça aşk. Yani. İşte oyun arkadaşı diyorlar, oyun ya şimdi yani. Moda tabiriyle. Tabii. Ama bazı evliliklerde de şu var. Mesela cinsellik yok, duygusal bağ yok ama sadece birlikteler. Bak, üç maddede hangisi var ona dikkat edeceksin. İzleyici baksın hangisi evliliğinde var. Birincisi duygusal paylaşım, ikincisi sağlıklı bir cinsel hayat, üçüncüsü de gelecekte birlikte olma taahhütü. Ya bu sözlü olmuyor ama duyguyla olur ya, ömür boyu devam edeceğiz. Üçünden biri eksikse o ilişki yürümüyor. 45'ten ya da 30'ların sonlarından itibaren o üçüncü madde devreye giriyor. Bravo, ve insanlar yanlış evlilikler yapıyor herhalde, değil mi? Aynen, yanlış evlilik yapıyor. Hiç duygu yok. Yanlış duygularla belki evet. De. Yani yanlış birini yerine koyuyor. Ya da şöyle 45'ten yapıyor. Sonra da artık taahhüt istiyor. Evet. Yani evet. Çünkü ne yazık ki arkadaşlar yaşlanıyoruz. Evet. Ve doğanın kanunu. Ne olursa olsun o yalnızlık duygusuna iyi gelecek bir insan istiyorsun. Partner, ilişki kurmak istiyorsun. Ya da çevre evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor. Dur şuradan ben de bir payımı alayım. Ben de evleneyim telaşına giriyor 30-35 yaş arası. Tabii yaşıtların gidiyor hayatından. Evet. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Avrupa'da bu çok fazla yok da. Biri evlenince bekar arkadaşı da görsün istemiyor. Yani partner, evet. Eşi. Öyle de bir durum var. Evet. Bir yalnızlaştırıyor da bir taraftan. Evet. Komini geziyorlar. Peki Coşkun Sabah'ın haberine geçiyoruz. Bir süre önce biliyorsunuz yumurta işine girmişti. Çok da paralar kazandığını söylüyordu. Eyvah. Şimdi yumurta fiyatlarının yükselmesinden ve tanesinin 5 lira olmasından memnun olduğunu söylüyor Coşkun Sabah. İzleyelim. Çok iyi. Ya merhaba. Haber yok, haber yok bu sefer. Az önce hararetli bir konuşma mı yapıyordunuz? İş dünyası, iş adamı hararetli konuşma yapar. Eskişehir'de yumurta fabrikası ne var? Yok, hem biraz da ondan marketlere, işte market müdürümle görüşüyordum. Ticari iş yapan, iş adamı olanlar böyle hararetli konuşmalar yaparlar. İyi, çok iyi. Hiçbir sorun yok şu anda. Yeni tekli çıkacak 20 gün sonra. Tekli çıktığımda ben size gelirim, burada güzel bir röportaj yaparız. Yeni şarkı geliyor. Evet, teşekkürler, sağ ol. Efendim, yumurta fiyatları için ne diyeceksiniz? Çıkıyor. Şu anda 5 lira tanesi. Eyvallah. Görüşürüz. Siz de mutlu olursunuz. Sağ ol, teşekkürler. Şey olmuş orada. Keyiflenmiş mi orada? Evet. Telefonla muhabir yaklaşmadan önce çok fazla bağırarak kavga etmiş. Evet. O kadar çok kötü kavga etmiş ki büyük ihtimalle. Muhabiri görünce de tersine çok iyiymiş gibi bir duyguya soktu kendini. Evet. Orada gösterdiği o samimiyet. O maske kaldı suratta diyorsun sen. İlk girdiğinde ortağıyla ilgili büyük ciddi problemler yaşamıştı. zaten iş dünyasında da tepkileri sert bir iş adamı. Daha önce de başka yatırımları oldu. ABM'lerde hararetli tartışma yapar diyor. Evet. Bu şu demek, ben biraz tartıştım demiyor iş adamları diyor. Demek ki tam iş adamı olarak görmüyor kendisini. Ama tabii ABM'de... Zamir kullanıyor da iş adamları, yani dışarıdan... Diyor ama iş adamları telefonda konuşurlar falan, öyle bir şey söylüyor. Tamam, bu şey hararetli demek, ben iş adamı değilim. Yani tam kim tam arada kalmış gibi. Zaten arada bir tekli falan, şarkı geliyor falan derken de böyle. Bravo. Dediğin gibi arada kalmış. Ama yani ABM'de yüksek sesle konuşursan yumurta o bu bilmem ne, tabii mutlaka birilerinin dikkatini çekersin. Yolda konuşmuyorsun. Yalnız ne diyor? 5 lira şu anda diyor, artacak diyor. Geçen yıl hatırlıyorsun yine bir röportajında demişti ki kışın yumurtanın tanesi 2,5-3 lira olacak demişti ve evet, oldu dediği çıktı. Şimdi evet, daha da artacak diyor. Daha ne kadar artacak Coşkun Sabah. Artıyor. Coşkun Sabah hep şeyi de söylüyor. Yem pahalı diyor. Bu sebepten dolayı artıyor yumurta fiyatları. Sanki diyor. Bir asır AVM'de daha yeniydi. Böyle haşlanmış mısır. O işe girdi. Başka işlere girdi. Şimdi devam de yumurta. Mi? Oradan hep iyi paralar kazandı. Aa, ve kapattı. İstikrar var o zaman. Yine evet, de kazanmaya devam ediyor. Evet. Biz de kazanalım biraz bak. Kazanalım. Müzik geldi. Hadi kazanalım. Reklamlar.
İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi diyor ve böyle pozlar paylaşmaya da devam ediyor eleştirilere rağmen. Yani bu şunu söyleyeyim, Aleyna çok yetenekli bir kız. Okey, çok fazla yetenekli hatta. Ama travmaları, şimdi taciz travmaları büyük bir ihtimalle var. Bunu zaten kendi anlatıyor. Kendi de söylüyor. Evet. Ters kelepçe takarlar dedi, anlatsam dedi. Ama şunu söylemem gerekiyor Aleyna'ya ve ailesine özellikle. Evet. Aleyna gibi kızlara da aynı zamanda. Çok çok fazla var. Kızlar, erkekler fark etmiyor. Şimdi çocuklukta tacizler yaşamış, travmaları olan çocuklar büyüdüklerinde bu travmaları çalışmazlarsa, iyi bir terapi almazlar. Üzerine gitmezler. Gitmezlerse beyin aynı tacizi tekrar ettirir kendine. Tacizde hep bu vardı. Yine taciz. Yani döngüyü devam ettirir. Değişti. Ve bunu nasıl yapar? Şimdi çok yetenekli bir kız. İyi evet. Yazıyor, söylüyor. Ama yaptığı paylaşımlarda ne oluyor? Şimdi bizim gözümüzün bir algısı var beynimizin. Şimdi ben burada iç çamaşırıyla otursam bir anda siz burada beyin bunu reddedecek, algılayamayacak. Sınırların dışına çıktığında şunu yaratıyor. Bir, beğenen var. İki, dini, kültürel bakıp eleştirenler var. Üç ne biliyor musun? Üç de sapıklar var. Evet, var. Evet. Var. Bu sefer sayfalarına yaşı büyük adamlar taciz mesajı atıyorlar. Yani tacizi devam ettiriyorsun hala. Evet. Evet. Beyni sözlü tacize uğruyor. Tacize uğradıkça o yaşadığı öfke, kızgınlık devam ediyor. Aleyna ve Aleyna gibi kızlara söylüyorum, çocuklara söylüyorum, taciz yaşayanlara. Bunu profesyonel bir yöntemle çözmezseniz o tacizi kendinize tekrar yaşatacaksınız bu şekilde. Ve güzel Aleyna, bütün enerjini performansına, şarkılarına vermen gerekirken beynin %50'sini olduğu gibi tacize ayırıyor. Oraya takılmış. Sen dünya starı olmak istiyorsan lütfen bunu yap, çünkü bu potansiyelin var. Öbür türlü yaşadığın hayatta sürekli kendini psikolojik tacize uğratır. Böyle aşkım, fotoğrafla... bir de şöyle bir şey var. Herkes benden bahsetsin, konuşulayım iyi ya da kötü. Yeter ki dikkat çekeyim, evet. Yoksa yok olur giderim. Aynen. Bu şu demek, çocukken herkes ondan bahsediyormuş. Hem iyi hem kötü. Hem kötü bahsetmişler hem iyi bahsetmişler. Beyinde bu bilgi var, bunu istiyor tekrar. Herkes hakkında konuşsun, herkes hakkında. Ve sanıyor ki böyle fotoğraflar, videolar paylaşarak onun önüne geçebilecek. Daha tehlikeli olacak. Halının altına siliyor. Daha çok atıyor, evet, daha çok atıyor. Çünkü taciz ettirdikçe travma tetikleniyor ve daha kötü olmaya başlayacak. Aleyna, bu neyi yapar biliyor musun? İleride üretemez hale gelirsin. Neden? Kitler. Travmalarını çalışmazsan bağımlılıkların artacak. Kumar, alkol, madde, insan bağımlılığı. Bunlar bunlar artacak çünkü travmanın duyguları beyinde duruyor. Bir yere kadar şarkı yazabileceksin, bir süre sonra artık yazamayacaksın. Ondan sonra sadece eleştirildiğin için, konuşulduğun için şarkıların konuşulmuyor, başka bir şey konuşuluyor. Son olarak Aleyna'ya ne söylüyorsun eğer izliyorsa? Şarkıların konuşulsun istiyorsan lütfen, zeki bir kızsın, iyi tanırım, konuştuk, bayağı bir sohbet de ettik. Lütfen terapiyle travmalarını hallet. Sen dünyada ve Türkiye'de konuşulacaksan şarkılarınla ve yeteneğinle konuşulmalısın. Öbür türlü düşman yaratıyorsun kendine, farkında değilsin. O düşmanlar bir süre sonra bu karelerden daha fazlasını isteyecek. Bunun daha fazlasını düşünemiyorum. Sen de çıldırtacaksın onları. Evet. Onlar çıldırdıkça senden talepleri artacak. Evet. O yüzden hani şarkılarla yaşamak senin, bence yani seni şifalandıran bir şey. Alkışlanmak istiyorsan buna devam et. Öbür türlü çok tehlikeli. İyi geldin, iyi geldin gerçekten. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Bir daha gel. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.